Victor Nelsson transferini sarı kırmızılı takımın açıklamasını bekliyoruz. Detayları Nevzat Dindar bizlerle paylaşacak. Evet, Victor Nelsson ismi 2-3 gündür dolaşan Galatasaray'ın sessiz sedasız, aynen Fenerbahçe'nin kim transferinde olduğu gibi işini bitirdiği bir oyuncu. Oyuncuda yüksek potansiyel gözüküyor. Danimarka Ligi, Kopenhag'da performansına baktığımızda sürekli oynayan, ayağı düzgün. Fatih Hoca'nın istediği oyuncu. Yani ben mesela şeyi özellikle araştırdım. Çünkü bir tarafta Tanganga ismi, yani birçok farklı stoper alternatifleri dolaşıyordu. Özellikle bu oyuncunun listede kaçıncı oyuncu olduğunu merak ettim. Hani bu onu alamadık yok işte meselesi değil. İlk günden beri Kerem söylenen şey bu dışarı sızıp sızmaması yani kulüp açısından önemli değil. Ama ilk günden beri listenin ilk sırasında olması bence çok değerli kılıyor bu transferi. Galatasaray Çikilduğa transferinde olduğu gibi yüksek bir bonservis ödeyecek yine. Ama mali şartlarına baktığımızda ilk gün 10 milyon euro isteyen bir Kopenhag var. Kıran kırana süren pazarlıklar ki orada Ştangün, yönetici Ştangün'ün bu pazarlıkları yaptığı söyleniyor, belirtildi öyle diyelim. 7 milyon euroya kadar düşüldü ve Galatasaray stoper sorunu böylece çözmüş olacak. Oyuncunun bonservisinin belli bir vadeye yayılmış olması ki Çikilduğa'da da böyleydi. Bence mali açıdan Galatasaray'ın doğru operasyonlarından bir tanesi. Nedir bu? 3-4 sene içerisinde bu bonservisi ödeyeceksiniz. Sonuçta bu oyuncu Danimarka'da alt yaş kategorilerinde milli takımlarda oynamış. Danimarka milli takımın geniş havuzunda kendisine yer bulan bir oyuncu. Ve bence daha da önemlisi kaç yaşında? 22. Yani bu adam 2 sene önce Mercedes gibi değil mi? Bir önceki takımında kaptanlık yapıyordu. Yani o yaşta bir oyuncunun kaptan olması çok değerli. Ya herkese vermezler o yaşta. Ve maç istatistiklerine baktığımızda da sürekli oynayan bir oyuncu. Kolay kolay sakatlanan bir oyuncu değil. Zaten kuzey futbolunun, kuzeyli oyuncuların genel karakteristiği budur. Mesela son Avrupa Şampiyonası Danimarka milli takımına hayran kalmıştık. Kjær o yaşına rağmen hala nasıl oynadığını gördük. Danimarka U21 milli takımının da kaptanı. Kaptanı. Kjær demişken galiba 3 sene falan olmuş. 2,5-3 sene işte neyse. Bu Kjær'in Galatasaray transferi gündeme gelmişti. Ve o günler çok net hatırlıyorum. Şu tarz haberler çok fazla yapıldı. Bu adam sakat. Ve Galatasaray belki de işte bu haberler yüzünden ben artık iyi niyetli görmüyorum bunu. Çünkü oyuncunun kronik sakatlığı olduğu ifade etti. Gitti Milan'da sürekli oynadı. Milan'da yeni sözleşme yaptı. Avrupa Şampiyonası oynadı. Avrupa Şampiyonası oynadı. Milan'da da yani o savunmanın belki mi yani o kadar önemli bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray bu maceraya girmeden aslında Kjær'le pekala sorunlarını çözermiş diye düşünüyorum. Daha genç ve gelecek vadeden profiller üzerine Galatasaray sanki duruyor. Ama o günkü şartlarda da alınabilecek bir oyuncuydu Kjær. O günkü şartlarda. Yani o günkü şartlar. Yoksa Galatasaray'ın transfer politikası değişti. Nelsson yine Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın bu sezon altını çizdiği yapılanmanın, gençleşmenin önemli adımlarından biri olarak gözüküyor. Galatasaray'da stoperde Nelsson ve Markoviç ikilisi olacak. Sağda Boey 20 yaşında keza. Hemen yanında Nelsson 22 yaşında. Evet. Bunlar çok önemli hamleler ve ben hani 4 yılda belki ödenecek ama aynen Çikilduğa transferinde olduğu gibi Nelson'ın çıkış maddesinin de yüksek tutulacağı düşüncesindeyim. Yani oyuncu nasıl Çikilduğa 25 milyon euro çıkış maddesi varsa benzer bir sözleşme muhtemelen burada da yapılacaktır. Danimarkalı futbolcu olması zaten göz önünde olacaktır. Yani Türkiye Ligi Galatasaray Avrupa'da başarılı olamadı diyelim. Türkiye Ligi de çok fazla göz önünde değil. Zaten bu oyuncu Danimarka milli takımında Kjær sonrası planlamada bir numaralı isim olduğu için göz önünde olacaktır. Yani Danimarka milli takımında yer alan bir oyuncu otomatikman değeri yükselir. Ve 1-2 sene içerisinde belki de Danimarka milli takımının direkt 11'inde oynayacak oyunculardan bir tanesi olacak. Otomatikman fiyatı yükselecektir. Yani doğru bir planlama ve strateji olarak görüyorum. Luyindama ile ilgili Fatih Hocam... Luyindama ile ilgili ayrıca konuşacağız. Tamam. Soracağım sorular olacak. Ondan artık vazgeçilmiş gibi görünüyor. Ama Nevzat Dindar ne diyecek merak ediyorum. O günden bir Victor Nelsson'la ilgili yorum alalım. Seni profil olarak heyecanlandıran bir isim mi? Şimdi Marcao'nun yanında düşündüğümüz zaman orada hızlı bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın ki bir de bireysel hataları en aza indirebilecek bir profili vardı. Yani bir savunma içerisinde bazen sakar, aksak futbolcular çok fazla olabiliyor. Belki Luyindama ilk geldiği dönemde böyle bir futbolcu değildi ama profil olarak yani performans açısından en azından o bir sezon sonrasındaki Luyindama çok farklı bir yöne gitmişti ki zaten sezon öncesi şimdi işte PSV maçları vesaire gördük Luyindama ile bu işin yürümeyeceğini. Nelson transferi bence Galatasaray adına değerli. Galatasaray adına topyekun bu sezonki transfer planlaması değerli. Son iki sezonda ne kadar hata yapıldıysa Galatasaray'da transfer açısından bu sezon bir o kadar doğru yapılıyor bazı şeyler. Neler mesela? Sacha Boey 20 yaşında, Çikilduğa 24, Berkan 23, Barış Alper 21 yaşında, Nelson 22 yaşında. 5 futbolcunuz 24 yaş altı oluyor. Burada Anhalt tecrübe olarak alıyorsunuz. Aytaç 28, Alparslan 27. Hani zaten ilk 11 olarak çok düşünülen futbolcular değil. Ancak genel olarak baktığımız zaman Galatasaray'ın transferlerine burada 8 transferin 5 tanesi genç profilde oyuncular. Araya tabii ki tecrübelileri de almanız gerekiyor. Evet. Tamamen gençleştiremezseniz kadronuzu. O yüzden Van Anhalt transferi ne kadar kıymetliyse Nelson transferi, Sacha Boey transferi de Galatasaray adına o kadar kıymetli. Bunun hepsinin parlayacağını, hepsinin müthiş yerlere geleceğini düşünmekte hayalcilik olabilir. Ama işlerinden 5 transfer yaptığınız zaman 3 tanesine değer kazandırdığınız zaman siz zaten artık başarılı sayılırsınız. Onlardan geri dönüşüm alırsanız bonservis anlamında vesaire. İşte Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz bunlar Türk futbolu adına da çok ciddi gelecek vaat eden oyuncular. Ben Galatasaray'ın genç oyunculara yönelmesini kıymetli buluyorum. Nelson'un da Marka ile birlikte iyi bir ikili olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'da Luyindama'nın durumunu açıkçası merak ediyoruz. Oyuncu geçirdiği sakatlık sonrasında ilk geldiği dönemdeki gibi değil açıkçası Nevzat Dindar. Onunla alakalı umutlarını Galatasaray tamamen kesti mi? Kesti. Yani bunu geçen hafta Fatih Hoca'yla basın mensupları olarak kahvaltı yaptık. Ben sordum hocaya hatta. Hoca Luyindama'nın geriye gittiğini hoca da kabul ediyor zaten. Ya Kerem ilk geldiğinde hakikaten şimdi Luyindama ilk sezonunda hatırlarsan devre arasında Marko ile beraber gelmişti. O Galatasaray'da ki Cagna transferi de olaylı Cagna transferi de o dönem gerçekleşmişti. Tamam yüksek maliyeti var 3+8 milyon euroya aldın ama ilk sezonda seni zaten şampiyon yaptılar. Cagna'da şampiyonlukta ilk şampiyonlukta katkısı yok muydu? Hatırlarsan kritik goller atmıştı. Bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor. Brezilyalı Yıldız'ın yarın saat 16.